Merhaba sevgili dostlar, Ali Çamdalı Pamuk Dede kanalının bir videosuyla daha karşınızdayız. Bu videomuzda size oyun nasıl yazılır onu anlatacağım. Ha bu arada öncelikle küçük bir karışıklık olmaması için bir ayrıntıyı vereyim. Ben burada bilgisayar oyunu yani PC oyunundan bahsetmiyorum. Benim burada oyun nasıl yazılırdaki amacım tiyatro oyunu nasıl yazılır onu anlatmak bir tiyatro oyununun yazım şeklini, yazma aşamalarını anlatmak. Hatırlarsınız, daha önce şiir tarifi videomda bir şiirin nasıl yazıldığını anlatmıştım size. Yakın zamanda yine çektiğim bir videoda da romanın nasıl yazıldığını anlatmıştım. Şimdi şiir tarifinde yazdıklarım aynen aklınızda kalsın. Yani anlattıklarım aynen aklınızda kalsın o geçerli. Roman yazarken anlattıklarım da geçerli. Yani oyununuzda karakterlerinizin üç boyutlu olması gerekiyor. Yani tip olmaları oyunun bazı özelliklerinden kaynaklı tipler kullanılabilir. Yani burada da söylemeye çalıştığım şey şu. Bütün önce söylediklerim geçerli. Ancak yine sizin yapmanız gereken şeyler var. Bunlar nedir? Bunlar şunlardır arkadaşlar. Şimdi öncelikle ne tip bir oyun yazacağınıza karar vermelisiniz. Yani bir trajedi mi yazacaksınız, bir dram mı yazacaksınız, bir komedi mi yazacaksınız? Buna karar vermelisiniz. Buna karar verdikten sonra bir önerveniz olmalı, bir derdiniz olmalı. Yine daha önceki videolarımda anlattığım gibi yine karakterlerinizin üç boyutlu olması gerekiyor. Yani fizyolojik, psikolojik ve e, sosyolojik yönünü ele almalısınız. Yalnız Yalnız. Burada çok dikkat etmeniz gereken bir şey var. Özellikle tiyatro oyunu yazımı sırasında çok dikkat edilmesi gereken bir şey var. Çoğu arkadaşımız bunu atlıyor. Bunu atlamamanızı istiyorum sizden. Diyaloglar. Şimdi tiyatro oyunu yazarken hem monolog yazarız yani bir kişinin uzun süreli bir konuşmasını yazarız. Yeri gelirse ki bu çoğu zaman izleyen seyirci veya okuyan e, kitleyi sıkabilir. Ya da karşılıklı konuşma olan diyaloğu yazarız. Ama diyaloğu yazarken de sürgüt bir diyalog olmaması gerekiyor. Yani diyelim sahne 2'de, sahne 1'de, sahne 3'de, sahne sahne ayırmanız gerekiyor bunu da. Oyunculara biraz e, nefes alma imkanı vermeniz de gerekiyor. Yani sahneleneceğini düşünürseniz. Bir sahnede sahnenin bir başı, sahnenin bir sonu olmalı. Yani şunu demek istiyorum. Hani en başta söyledim ya, e, roman yazımında söylediğim şeyle ilgili. Romanın bir başı, bir sonu olmalı. Evet, oyunun da bir başı, bir e, giriş, her şeyi anlattığınız bir giriş bölümü, e, karakterleri tanıttığınız bir giriş bölümü ve devamında olayları nasıl geliştirdiğiniz, Karakterlerimizin karşısındaki eksen karakter ve bir düğüm, bir tepe noktası, bir kriz, bir ee, nasıl diyeyim çatışma noktasının en üst seviyesi olan az önce de söylediğim gibi tepe noktası oluşturmak ve ondan sonra oyunu sonuca ulaştırmak. Bunu bütün oyun boyunca yapmanız gerekiyor. Ancak aynı anda sahne sahne de yapmanız gerekiyor. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken başka bir şey daha var arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken şey dramaturji. Yani o kişilerin neden sahneye çıktığı, neden konuştuğu, neden sahneden ayrıldığı bunları da dikkate alarak yazmalısınız. Yani tam anlamıyla bir iç içelik söz konusu burada. Tabi burada şunu söylemeye çalışıyorum. Her şeyi dikkate alarak, her şeyi ortaya koyarak yapmalısınız. Az önce de söylediğim gibi ee, bunu bir trajikomik ya oyun yapabilirsiniz. Fars yapabilirsiniz. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Az önce söylediğim e, şeyi ayrıntılandırayım. Yani komedi mi trajedi mi diye söyledim ya. Yani fars mı yazacaksınız? Vodvil mi yazacaksınız? Kavare mi yazacaksınız? E, bir melodram mı yazacaksınız? Veya bir e, tragedya tarzı bir oyun mu yazacaksınız? Veya soyut absürt bir oyun mu yazacaksınız? Bu tarza göre de oyuncularınızı konuşturmak, karakterlerinizi konuşturmanız gerekiyor. Yani, şimdi özel bir amacınız yoksa, her zaman bunu söylüyorum dikkat ederseniz, özel bir amacınız yoksa karakterlerin gerçek hayatla uyumu çok çok önemlidir. Yani gerçek hayatta olabilecek ya da olan bir şeyi izleyebilirsiniz oyunlarınızda. Ancak burada dikkat etmeniz gereken şey, eğer özel bir amacınız yoksa, bunu yapmalısınız. Özel bir amacınız varsa, yani bir şeyi farklı bir şekilde anlatmak istiyorsanız, mesela bir toplumsal sorunu absürt bir şekilde anlatmak istiyorsanız, o zaman o karakterleriniz toplumsal anlamda uyumlu olmak zorunda değil. Toplumun uyum noktasının bir farklı noktasında e, sözler söyleyebilirler. Yani mesela e, diyelim bir oyunu absürt bir oyun haline getirip anlatmak istiyorsunuz. Oyunun başında birbirini hiç tanımayan iki karakter bir karakter arasında geçen konuşmada biri diğerine evlenme teklif edebilir mesela. Ama normalde bu hayat gerçeğine uymayan bir şey. Ama zaten absürt tiyatronun da amacı odur. Hayat gerçeğinin dışında bir noktada olmak. Kendi gerçeğini kendi içinde gerçekleştirmek. Yani ayrıntıya geçmeden Sözü şöyle e, özetlemek gerekirse, bir tiyatro oyunu yazarken karakterlerimiz belirgin olmalı. Bir önerimiz yani bir savımız olmalı, bir derdimiz olmalı. Hangi tarzda yazacağımızı belirlemeliyiz. Karakterlerini fizyolojik, psikolojik, sosyolojik olarak ortaya çıkarmalıyız. Bunun yanında bir konu belirlemeliyiz. Konuyu belirledikten sonra o konuya uygun bir gelişim çizelgesi yapmalıyız. Krizi fırsatı en son e, tepe noktasında bir çatışmayı oluşturacak şekilde ayarlamalıyız ve bitirmeliyiz. Bunu da çatışmayı da yaratmak için karakterimizin yanına yan karakterler ve karşısına bir eksen karakter koymalıyız. Ve son olarak arkadaşlar burası, burası da çok önemli. Son olarak bunu yazarken yazan arkadaşlar çok dikkat etmiyor. Ona da bir şekil anlamında bir dikkat edersek çok iyi olur. Genelde e, diyalogları yazarken e, hareketleri de yazıyorlar ama hareketleri karakterin konuşma alanı içinde yazdıkları için onları parantez için almamız gerekiyor. Yani işte Mustafa sağdan girer, yürür, karşısı, Ali'nin karşısına gelir, durur yürürken konuşmaktadır. Der o Mustafa'nın konuşması zaten konuşma kısmında yer alır. Yani bütün bunlara dikkat edersek size bir tiyatro oyunu tarifini vermeye çalıştım. Bu tiyatro oyunu tarifi umarım yararlı olmuştur. Umarım sizin faydanıza olmuştur. Her zaman dediğim gibi kendinize çok 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 iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıklı yaşayın, sevgiyle kalın, sevgiyi yaşayın görüşmek üzere hoşça kalın